Niye yapıyorsun bana bunu? Konuşmaya çok ihtiyacım var, söyledim. Niye gelmedin eve? Kendimden korktum. O gece gelmedin. Gelemedim. Amcamı yolladın. Benimle oynuyorsun Bihter. Ama iyi ki öyle oldu. Aklım başıma geldi. Behlül. Bihter, ne olursun bana yardımcı ol. Ne olur çağırma beni. Yok, zannetmiyorum. Bak, bu durum giderek daha da tehlikeli olmaya başladı. Lütfen o... İşlere kalkışmışsınız.
Kendimi oyalıyorum. Aşk olsun. Oyalanacak başka iş bulamadınız mı? Onları yapacak sürüyle adam çalışıyor bu evde. Bugün öyle istedim. Allah Allah. Bugün herkes bir tuhaf bu evde. Bihter de annesine bozulmuş galiba. Bilmiyorum artık yine ne olduysa. Üzülmüş. Ben de amcamın haberi olmasın boş ver diye teselli ediyordum kendisini. Niye engel oldunuz Behlül? Söylenecek her şey söylenmeli bence. Çünkü bu kadar peşin hükümlü olmamak gerek bence de. Bihter'e de onu söylüyordum. Hemen yargılamamalı insanları. Neyse ben okula gidiyorum. Güle güle. Tabii canım biliyorum. Ben senin için endişelendim. Ne oldu? Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Otur konuşalım. Şu ihaleyi merak etmiyor musun? Ediyorum ama sınavım var. Hani yolda anlatmıştın ya biraz. Akşam detaylı konuşuruz. Tamam. Ben de bugün izin verdim kendime. Tamam amcacığım. Sevgilimle birlikte olacağım. Ne güzel. Behlül kaçar. Yukarılar tamam. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Hoşça kalın. Güle güle. Ne haber? İyilik. Hoş geldin. Düzelttin mi Elif'le arayı? Daha değil. Bu kızı kaçırma, evde kalacaksın, haberin olsun. Görüşürüz. Efendim. Ne oldu? Bir şey söyleyecek gibiydin. Deniz Hanım'ın ağzını aradım da. Duymuş mu? Bence bir şeyler duymuş. Ne diyorsun? Bihter dikkatli ol. Hata bizde. 50 kapılı bir ev burası. 50 kişi de yaşıyor neredeyse. Her kapının arkasında biri olabilir tabii. Deniz Hanım kimseye bir şey söyleyemez. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun Bihter? Söylemez biliyorum. Ama daha dikkatli olacağım, tamam. Hadi görüşürüz. Akşama yemeğe geliyorsun değil mi? Geleceğim. Tamam hadi bay bay.